Gazipaşa Kaymakamlığı'na yeni atanan Cemil Öztürk göreve başladı. Dün sabah saatlerinde hükümet binasına gelen Kaymakam Öztürk'ü Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tan Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alikaya, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, kamu kurum amirleri karşıladı. Makam aracından inen Kaymakam Öztürk, kurum amirleriyle selamlaştıktan sonra hep birlikte kaymakamlık makamına geçildi. Burada Kaymakam Öztürk, kurum amirleriyle tanışıp bir süre sohbet etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törene geçildi. Müzik 30 Ağustos'ta göreve başlayan Kaymakam Öztürk, Gazipaşa gelişmeye açık, kendi içinde potansiyeli olan bir yer. Hep birlikte güzel bir Gazipaşa oluşturmanın mücadelesini vereceğiz dedi. İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan son kararnameyle Van İpek Yolu Kaymakamlığından Gazipaşa Kaymakamlığına atanan Cemil Öztürk 30 Ağustos'ta görevine başladı. 30 Ağustos Cuma günü kaymakamlık binası önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Öztürk, makam odasında gazetecilere Gazipaşa ile ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Daha önce Gündoğmuş'ta görev yaptığını belirten Kaymakam Öztürk, Gazipaşa'nın da yabancısı olmadığını söyledi. 15 yıllık meslek hayatı boyunca memleketin birçok bölgesinde görev yaptığını söyleyen Kaymakam Cemil Öztürk, 30 Ağustos itibariyle Gazipaşa ilçemizde göreve başladım. Yaklaşık 15 yıllık bir meslek hayatım var. Bu zaman içerisinde memleketin farklı yerlerinde, Denizli'de, Gündoğmuş'ta, Sivas'ta, Şırnak'ta, Aydın'da ve Van'da görev yaptım. Ülkemizin en doğusu Van'dan sıcak denizlerin olduğu en güneyine Gazipaşa'ya geldim. Daha önce Antalya'da görev yapmış olmam sebebiyle zaten Antalya'yı biliyorum, bölgeyi de biliyorum. Antalya'da görev yaptığım Gündoğmuş'ta bu bölgeye yakındı. O dönem içerisinde gerek Alanya Kaymakamımızla gerekse Gazipaşa Kaymakamımızla görüşüyorduk. Dolayısıyla bu bölge benim yabancı olmadığım bir bölge dedi. Gazipaşa'nın dünyaya açılmış bir ilçe olduğunun altını çizen Kaymakam Öztürk, Gazipaşa'yı çok gelişmiş gördüm. 2008-2009 yıllarında gelmiştim. O zaman havalimanı yoktu. Daha yeni açılması gündemdeydi. Gazipaşa'ya havalimanı açılmış, bununla birlikte de Gazipaşa'nın dünyaya açıldığını gördüm. Sadece Alanya, Antalya değil, herkesin bildiği bir yer haline gelmiş. Bu çok önemli ve benim önemsediğim konulardan bir tanesi. Çünkü ulaşılabilir bir yerin gelişmesi ve tanıtılması da önemli bir husus. Aynı zamanda yine bu bölgede tropikal meyvecilik çok gelişmiş. Yine o dönemde yaygın değildi. Alanya tarafından bu işi yapan belli birkaç kişi vardı. Ama gördüm ki Gazipaşa, tropikal meyvecilik konusunda ciddi söz sahibi olmuş diye konuştu. Öztürk konuşmasında, artık Gazipaşa'ya değer katacağız. Gazipaşa gelişmeye açık, potansiyeli olan bir ilçe durumuna gelmiş, turizm anlamında da güzel gelişmeler olmuş. Buraya tayinim çıktığı zaman bir önceki Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü Gazipaşa'da yazdığı olduğunu söyledi. Demek ki her yerde tanınan bir yer haline gelmiş. Yakın zamanda 5 yıldızlı otellerle ilgili ruhsatlandırma süreci başlamış. Bu da turizmin gelişmesi anlamında çok önemli bir husus. Dolayısıyla Gazipaşa önü açık, gelişmeye açık, kendi içinde potansiyeli olan bir yer. İnşallah biz de göreve başlamamızla birlikte Gazipaşa'ya artı değer katacağız. Vatandaşlarla, sivil toplum örgütleriyle, resmi kurumlarla, basınla hep birlikte daha güzel bir seviyeye getireceğiz. El ele güzel bir Gazipaşa oluşturmanın mücadelesini vereceğiz dedi. Gazipaşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla dün resmi tören düzenlendi. Resmi törene Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alikaya, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Gazipaşa Kaymakamlığı ve Gazipaşa Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk ve Belediye Başkanı Yılmaz, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul ettiler. Gazipaşa'da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı. Gazipaşa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle Fener Alayı yapıldı.
Gecede şarkıcı Naz Günay'da muhteşem bir konser verdi. Gazipaşa Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında saat 19.30'da Denizyolu Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu önünde başlayan Fener Alayı, Selinus sahilinde bulunan halk büfede sona erdi. Ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık renkli görüntüler oluşturdu. Fener Alayı'na Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Ömer Güven ve birçok vatandaş katıldı. Konser alanındaki kürsüye davet edilen Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren büyük taarruz zaferimizin 97. yıl dönümünü milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Kazandığımız bu büyük zaferle tüm dünyaya Türk milletinin vatanı, bağımsızlığı, özgürlüğü söz konusu olduğunda canını seve seve feda edebileceğini ve asla esaret altına girmeyeceğini göstermiştir. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da bir avuç arkadaşıyla Samsun'a çıktığı zaman ülke bitap haldeydi. Emperyalist güçler güzel ülkemizi, tarihi boyunca özgür yaşamış milletimizi esaret altına almak için ülkemizi parsel parsel paylaşmışlardı. Ama işte o mavi gözlü dev, yanındaki silah arkadaşları ve inandığı Anadolu halkıyla beraber Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak ülkemizi çok kısa bir süre içerisinde muasır medeniyetler seviyesine çıkardı ve bizlere emanet etti. Bu milletin en zor koşullarda dahi vatanı için, bayrağı için, bağımsızlığı için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bugün hür bir şekilde yaşıyorsak bu Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk ordusu sayesindedir. Eğer onlar olmasaydı bu ülke olmazdı. Şehitlerimize, gazilerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e her şeyimizi borçluyuz. Bu vesileyle ya istiklal ya ölüm deyip destan yazan başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sevgiyle, saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk dedi. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden İYİ Parti Alanya Kurucu Sekreteri Şefik Bahçe'nin babası için okuttuğu mevlide katıldı. Bahçe ve ailesine başın sağ olsun dileklerini ileten İYİ Parti İl Başkanı Aydın'a, İYİ Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Osman Nuri Yılmaz, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı, İYİ Parti Gazipaşa Belediye Meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Mustafa Bahçe için Gazipaşa'da düzenlenen Mevlid programında okunan dualara amin dendi. Bahçe ailesinin acılarını paylaştıklarını dile getiren İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın,
İYİ Parti Alanya kurucu ilçe sekreterimiz Şefik Bahçebey'in kıymetli babaları Mustafa Bahçe amcamızın vefatı vesilesiyle Gazi Paşa'daki Mevlid-i Şeriflerine katıldık. Şefik Bey ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mustafa amcamızın mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan son kararnameyle Şanlıurfa'nın Haliliye Kaymakamlığından Manisa'nın Turgutlu Kaymakamlığına ataması yapılan hemşerimiz Ali Yılmaz göreve başladı. Gazi Paşa'nın Gökçesaray mahallesinden olan Kaymakam Ali Yılmaz, Turgutlu halkına verdiği ilk mesajda Turgutlu ve Turgutlu halkı için elinden geleni yapacağını söyledi. Ali Yılmaz, 1977 yılında Gazi Paşa'da doğdu. Yılmaz ilk ve orta öğrenimini ilçemizde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Yılmaz, İngiltere Leicester Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Kütahya'nın Altıntaş, Malatya'nın Yazıhan, Mardin'in Mazıdağ, Karaman'ın Ermenek, Çankırı'nın Şabanözü, Kastamonu'nun Taşköprü, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçelerinde kaymakamlık ve Sinop Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ali Yılmaz, 8 Ağustos 2019 tarih ve 2019 Taksim 268 sayılı son kararnameyle Turgutlu Kaymakamlığına atandı. İyi derecede İngilizce bilen Yılmaz, Esra Eli Güzeloğlu Yılmaz'la evli. Gazi Paşa'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene başı okul kurum müdürleri toplantısı yapıldı. Gazi Paşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş Başkanlığındaki toplantıya Şube Müdürü Hayri Sertgöz'le resmi özel tüm okul ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda ders kitaplarının dağıtımı, önceki eğitim öğretim yılından kalan kitapların geri dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi, ücretli öğretmen ihtiyacı, okulların bakım, onarım ve temizliği ile yeni eğitim öğretim yılına hazırlık için yapılacak çalışmalar, orta öğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakil ve işlemleri, yüksek öğretim kurumları sınavının sonuçlarının değerlendirmeleri gibi konular ele alındı. İlçemizdeki yürütülecek projelerin konuşulduğu toplantıda belirli gün ve haftalar, ilçe programlarında dikkat edilecek hususlar, okul spor etkinlikleri, seçmeli dersler, taşımalı eğitim uygulamaları ve okul servisleri, okul kantinleri ve öğrenci sağlığı, e-okul, iş ve işlemlerinin yapılması, okul web sayfalarının güncellenmesi ve okullarda güvenlik tedbirleri gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Müdür Aktaş, okulların yeni başarılara imza atmalarını temenni etti.